Keks. Gel, otur. Aa, gel, otur. Bak. Good. Good. Hanımlar beyler, Süper Köpek TV'de bir video daha karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanala hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda diğer köpeğim olan Lilith'le beraberiz. Bugün ben size Lilith'i anlatacağım. Umarım güzel bir video çekeriz. Siz de Lilith'i daha yakından tanıyabilirsiniz. Bugün günlerden pazar, ayın 15'i. Dün bir video çekmiştim. Travmatik durumlarla alakalı olarak ne yapılması gerekiyor diye. Orada Cooper'ın durumundan bahsetmiştim. Hala ara ara yine bacağında nüksetmeler olabiliyor. Yerini değiştirdim daha az yürümesi için. Bol bol yatırıyoruz arkadaşı, yapacak bir şey yok. Umarım sizin de köpeklerinizle aranızdaki ilişki en az benim Cooper'la Lilith'le aramdaki ilişki kadar sıcak ve iyi olur. Çünkü siz ne kadar köpeğinize bir şey verirseniz o belki 5 misli 10 misli daha fazlasını size veriyor. Vermek için elinden geleni yapıyor. Burada tabii ki verirsenizden kastım ne? Emek verirseniz, eğitim verirseniz, mama verirseniz, sevgi verirseniz gibi. Bunlardan bahsediyorum. Ne ekiyorsanız onu biçiyorsunuz. Ama umursamazsanız, her şeyi tölere ederseniz, ısırıversin ne olur, ne olacak, havlayı versin ne olacak, bütün ev onun olsun, 20 tane oyuncak alırım, yetmedi bir 50 tane daha alırım, maması hep önünde olsun, ha, göğüs tasmasıyla gidiyor, bak havlıyor herkese ne kadar güzel. Aa bak beni ısırdı, annemi ısırdı, ne kadar iyi, ben kıyamıyorum ona derseniz de köpek bir o kadar da fazlasıyla size geliyor. Her seferinde bir öteye gidiyor. O yüzden bizim derdimiz ne? Köpeğinizin yararına olan şeyler vermeniz. Tabii ki seveceksiniz köpeğinizi, tabii ki besleyeceksiniz, tabii ki gezdireceksiniz, tabii ki eğiteceksiniz ki köpek size bunu fazlasıyla versin. Şimdi bugünkü videomuzda neden bahsedeceğiz? Lilith'ten bahsedeceğiz. Önce Lilith'i göstereyim. Büyük ihtimal kadrajı yok. Spa yan tarafta yatıyor. Kızım gel. Lilith. Gel babacığım. Gel. Aha! İşte benim kızım ya. Ay, gel. Ver o topu bana. Aferin benim kızıma. Bırak. Otur. Aha, istemiyorum ben bunu. Otur. Çok güzel. Gel kızım. Yat. Şimdi gördüğünüz gibi Lilith dünya tatlısı. Solid bilek bir dişi. Solid bilek biliyorsunuz Alman çoban köpeklerinde olan bir renk. Bunun showline'ı da var. Kimde var bu? Ergun Bey'de var. Ergun Turgan'ın. Showline beli düşük, cüssesi yüksek, iri. Albenisi olan köpekler var. Onlarda da full siyah olabiliyor. Aynı zamanda bizim gibi Workline'larda da full siyah olabiliyor. Daha önceki Workline Alman Çoban Köpeği videosunda biz neden bahsetmiştik? Workline Alman Çoban Köpeği'nde biz renge takılmıyoruz demiştik. O yüzden bunların Cooper gibi açık kahverengisi var, koyu kahverengisi var, grisi var, bu şekilde solid bileği var, var oğlu var. Üst soydan ne geliyorsa alt soya o renk variyeteleri aktarılabiliyor. Bu arkadaşın da mesela annesi Olga, Cooper'ın annesi. Nispeten Dark Sable ya da Sable diyelim. Çok da koyu bir dişi değil Olga. Baba da Sable ama babanın dedesi siyah. Olga'nın B seceri olduğu için, daha doğrusu seceri kayıt belgesi var Olga'da. Onu bilmediğimiz için üst soyunu, belki onda da siyahlık vardır. Bu arkadaşın aynı batında iki kardeş, iki tane dişi siyah doğdular. Şimdi bu arkadaşın da yavruları geçen yıl eşleştirdik. Hepsi siyah doğdu. Siyah bir erkekle eşleştirdiğimiz için. Ama siyah bir erkekle eşleştirdiğimiz zaman belki de kahverengi doğabilir. Biz neye odaklanıyoruz? Bu köpek güzel arama yapabiliyor mu? Güzel eğitilebiliyor mu? Güzel koruma yapabiliyor mu? Hırsı var mı? Hırsına güzel bir örnek verelim bakalım. Topu ağzından alınca topu isterken ki hareketleri nasıl olacak? Hem de siz video esnasında izleyin. Çağıralım bakalım gelecek mi? Gel kızım. Gel kızım. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Gel gel. Top ağzında. Bıraktıralım. Bırak. Tık 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 sesleri duyuyorsunuzdur belki. O hırsından dişlerini vuruyor böyle. Tık 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 diye. Sonrasında topun peşinden gidişine bakalım. Normalde daha uzağa atacaktım da elimden kaydı. Bir daha deneyelim. Gel kızım.
topun beşinden gidişi, sonrasında tekrardan gelişi, daha yok mu, daha yok mu diye sürekli isteyişi. Biz hep bunları nede istiyoruz? Alman çoban köpeğinde istiyoruz. Şimdi biz eğitimden sonra sizinle bu videoyu çektiğimiz için, aslında ben bu videoyu daha önce de çekmiştim ama nedense beğenmedim. Bu ikinci tekrarı olduğu için bu arkadaş biraz yorgun, dönüşleri biraz fark ettiyseniz tin 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 midilli atı gibi geliyor. Ama tabii ki bu şeyle de alakalı. Yetiştiriliş tarzıyla da alakalı. Cooper'da siz hiç bunu görmezsiniz mesela. 4 nala gider, 4 nala gelir. Çünkü yavruluktan beri hep bendeydi. Ama Lilith'te böyle bir durum söz konusu değil. Yavruyken ben bunları eğittim. Bizde damızlık olarak kaldı. Aradan 2-2,5 yıl geçti. Sonradan bana geldi. İster istemez köpeğin bazı kabiliyetleri belirli bir seviyenin üzerine çıkamıyor. Neden? Ne ekiyorsanız onu biçiyorsunuz. Bu arkadaşlar çok fazla spor köpeği hareketleri yapmazsanız eğer, bu arkadaşlar belirli bir seviyede kalıyor. Altyapısı ne kadar iyi olursa olsun, futbolcular ya da şeyler için kullanıyorlar ya, sporcular için kumaşı çok iyi falan gibisinden laflar. Kumaşı ne kadar iyi olursa olsun, eğer eğitmezseniz köpek belirli bir seviyede kalıyor. Dediğim gibi Lilith çok tatlı, ısırmayı çok seven, hırsı çok yüksek bir dişi yavruydu. Ben de çok seviyordum onunla oynamayı. Bu arkadaşla beraber o dönemde çalıştık. Benim derdim şuydu, ben daha öncesinde dişi Workline Alman çoban köpeği beslediğim için, dişi köpeğin sağladığı hazzı çok iyi bildiğim için, mutluluğu çok iyi bildiğim için, o zaman da demiştim hocam ben dişi Alman çoban köpeği istiyorum, mümkünse de siyah yavruyu istiyorum diye. Sonrasında dişi miydi, erkek miydi, o muydu, bu muydu kaygılarını bir kenara bıraktık. Dedik ki bu yavruların hepsini eğitelim, hangisi içimize siniyorsa o bizim olsun. Sonrasında Cooper'la yolumuza devam ettik, iyi ki de etmişiz. Gerçekten bir gün bile pişmanlık duymadım. Müthiş bir köpek. Ailemle çok iyi, benimle çok iyi. Ama bir talihsiz sakatlanma yaşadı. Onun için de elimizden geleni yapıyoruz zaten. Bu arkadaşa aynı emeği sergileseydim, bu arkadaşa aynı şekilde olur muydu? Tabii ki olurdu. Belki fazlası olurdu, belki bir tık eksiği olurdu. Ama 3 aşağı 5 yukarı aynı olurdu. Workline Alman çoban köpeklerinde bizim istediğimiz şey bu zaten. Söylediğimiz bir şeyi öğretebilelim. Sosyal bir köpek haline çok çabuk gelebilsin. Koruma istiyorsanız agresif bir köpek haline çok çabuk gelebilsin. İnsanlara karşı hareket ediyor, saldırayım, onu ısırayım, bunu ısırayım havalarında olmasın. Adam seçebilsin. Bu da nasıl oluyor? Tabii ki yetiştiriliş şekliyle oluyor. Dolayısıyla biz ne istiyoruz? Tabiri caizse İsviçre çakısı gibi istediğimiz zaman itaat eden, istediğimiz zaman sosyal bir ortama girebildiğimiz, istediğimiz zaman çocuklu bir aileyle vakit geçirebildiğimiz, herkesin sevebildiği ama seven insanların içinden bir kişiye saldırı komutu verdiğimiz zaman cart diye ona saldırabilen bizim komutumuzla bir köpek olsun. Zaten bunu sırf biz istemiyoruz. Mesela NATO standartlarında da böyle, Alman polis teşkilatının standartlarında da böyle, Amerikan polis teşkilatının standartlarında da böyle, ruh hastası, psikopat köpekler, görev manyağı köpekler şeklinde köpekler istemiyorlar artık. Dual core dedikleri, yeri geldiğinde arama yapabilsin, aynı köpekten doğan yavrular koruma da yapabilsin. O tarz köpekler istedikleri için Workline Alman çoban köpekleri her aşamada çok ama çok fazla talep gören köpekler haline geliyorlar ister istemez. Ne demiştim, bu arkadaşları yavruken ben eğittim ama Cooper'la yola devam ettim. Ama hep içimde vardı. Ya diyorum güzel siyah bir dişim olsa diye hep istemiştim. Aradan geçti 2-2,5 yıl. Niyetimiz temizmiş, içimiz temizmiş ya da öyle nasip oldu diyelim. Halil Hoca'dan bu köpek döndü dolaştı bana geldi. Aslında ben Jena'yı almayı düşünüyordum başta. Fakat Jena'nın ilerleyen yaşı sebebiyle Jena'yı ücretsiz olarak sahiplendirdik. En son batın yavrularını aldık ve sahiplendirdik. Lilith 3 yaşında, Cooper'la yaşıtlar. O yüzden aşağı yukarı Cooper'la, hani Allah mani bir durum vermezse, Cooper'la benzer bir en az 10-12 yıl daha benimle beraber yaşar diye düşünüyorum. Dediğim gibi herhangi bir mani olmazsa. Ama yarın dedim ki ben Lilith'i satmaya karar verdim dedim. Ki profesyonel yaşamda ister istemez bunu her zaman bir seçenek olarak düşünmek zorundasın. Abonelerimden biri geldi dedi ki hocam Cooper'ı almak istiyorum ben. Parası neyse vereceğim. Lilith'i almak istiyorum ben. Parası neyse vereceğim dedi. O anda bile Lilith'i çok rahat bir şekilde, gönül rahatlığıyla ben sahiplendirebiliyorum. Neden? Sosyal algıları o kadar yüksek ki köpeğin. Tamam, Can Hoca 3+1 evinde, bahçeli evinde eşi ve çocuğuyla beraber yaşayan bir adam.
9 yaşındaki kızla şu şekilde ilgilenmeliyim, oynamalıyım. İşte Can Hoca'nın eşiyle böyle oynamalıyım, Can Hoca'yla böyle oynamalıyım diye kafada bir şekil oluşturuyor köpek ve buna göre adapte oluyor. Yarın öbür gün bekar bir müşterim Lilith'i alsa ve dese ki hocam bana adapte olur mu? Hemen köpek diyor ki evet, yeni şartlar bu. 1+1 ev, bekar bir adam, sabah gidiyor, akşam geliyor. Şöyle bir yaşam tarzı var, benim ona uymam lazım diye çok çabuk adapte olabiliyor. Yavru köpekte biz bunu kolay kolay yakalayamıyoruz. Neden? Köpek için her şey ilgi çekici yavrulukta. Kablo mu kemireyim, duvar mı kemireyim, işeyim, kaka yapayım, ondan sonra havlayayım, sürekli bir dert içinde. Ama yetişkin köpeklerde 18 ayı devirdikten sonra köpeklerde bu ilgi ortadan kalkıyor. Dünyada onun için ilgi çekici çok da bir şey kalmadığı için kedi mi tamam, insan mı tamam şeklinde çok çabuk gittikleri ailelere adapte olabiliyorlar. İşte dediğim gibi yarın biri gelse gönül rahatlığıyla Lilith'i verebilirim. O ailenin yapabileceği tek şey sabah akşam mamasını vermek, düzenli çıkarmak, çıkardıkları zaman da normal bir köpek gibi gezdirmek değil. Ellerine bir top alıp bir iki komut isteyip köpeğe o komutu yaptırıp karşılığında topu atmak. Yani şunun gibi. Kızım gel. Gel gel. Gel hadi gel. Aferin sana. Uhuu. Misal. Top kimdeyse her zaman güç onda. Görev köpekleri her zaman topa tapıyorlar. Bakıldığı zaman emniyette de bu durum söz konusu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de bu durum söz konusu. Misal Lilith'in kardeşlerinden birkaçını ben Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verdim kemliğe. O arkadaşlara bir tane idareci tayin oldu diyelim. Örnek vereyim, cadının şeyi oldu. Hoş, onlar damızlık olarak gittiler ama cadının yavrusunun idarecisi oldu. Ondan sonra adam eğitti, dedektör köpeği yaptı. Cart, adamı Suriye sınırına gönderdiler. Köpek kaldı. Başka biri geldi. Başka biri geldiği zaman, bu topu aldığı zaman emir komuta direkt top kimdeyse onda oluyor. Dolayısıyla köpek çok rahat bir şekilde topa itaat eder hale geliyor. Yat. Hop. Yat. Bırak. Dolayısıyla ben de gönül rahatlığıyla Lilith'i de sahiplendirebilirim, Cooper'ı da sahiplendirebilirim ve herhangi bir sıkıntı yaşamam. Gittikleri evde evi kemirmezler, gittikleri evde çiş kaka yapmazlar, gittikleri yerde havlamazlar. Sahiplenen aile istediği bir parka gider, kayışı salar, topu atar, köpek getirir, topu atar, köpek getirir. Çok rahat bir şekilde hayata adapte olabilir. Bir iki ufak dokunuşla diyelim. Çünkü her köpek sahiplenen insanlara belli bir eğitim verdiğimiz için onlara da tabii ki o eğitim vermemiz lazım. Dolayısıyla Workline Alman Çoban Köpeklerinin güzelliği bu. Bunu yetişkin olan ve eğitim seviyesi belli bir seviyede olan her köpekte gözlemleyebilirsiniz. Mesela Golden sahipleneceksiniz 3 yaşında. Aileyle çok uyumluymuş ama örnek veriyorum, aile yurt dışına gitmek durumundaymış. Köpeği sahiplendirecekmiş. Gönül rahatlığıyla alın. Hiçbir sıkıntı olmaz. Tabii ki daha öncesinde travmatik bir sıkıntısı yoksa, agresiflik problemi yoksa, benzeri bir şey yoksa, uyumlu bir köpekse sizinle de uyumlu hale gelir. O konuda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Lilith'i önümüzdeki dönemde belki eşleştirebilirim. Ama bu tamamıyla gelen talep doğrultusunda olacak. Fark etmişsinizdir ki bizim videolarımızın hepsi birbiriyle bağlantılı. Mesela biz Belçika Malinois üretmiştik. Belçika Malinois'ları nereden getirmiştik? Yurt dışından getirmiştik. 2 yıl boyunca eğitmiştik. Ondan sonra belli bir seviyeye getirmiştik. Dişi çok güzeldi. Erkek çok güzeldi. Ürettik. Ondan sonra baktık ki Belçika Malinois müşterisi hiç bizim istediğimiz tarzda insanlar değil. Doğru dürüst aileleri sahiplendirene kadar aklı karayı seçmişti. Aynı şekilde de Alman Çoban Köpeği üretip sahiplendirme zamanına geldiği zaman da ben benzer sıkıntılar çekiyorum. O yüzden yani düzgün aile bulmakta sıkıntılar çekiyorum. O yüzden de kimi zaman üretmesem mi acaba şeklinde de fikirler gelmiyor değil aklıma. Örnek veriyorum, Lilith 6 tane doğurdu. Muhteşem yavrular diyelim. Hepsine çok güzel baktık diyelim. Ondan sonra köpeği verip de köpeği bakamayıp sokağa atarlarsa
ya da ne bileyim köpeği psikopat ruh hastası haline getirirlerse, bunlar benim her zaman kafamı karıştıran, aklımda soru işareti bırakan şeyler olduğu için belki de üretmem dediğim gibi. Ama işin güzelliği ne? 5 yaşında da olsa bu arkadaşlar, 6 yaşında da, 8-10 yaşında da gönül rahatlığıyla sahiplendirebiliyorsunuz. Köpekte herhangi bir sıkıntı olmadığı için, mental, psikolojik, fiziki bir sıkıntı olmadığı için köpekler uzun yıllar boyunca gittikleri ailelere de aynı şekilde hizmet edebiliyorlar. Görev köpeği demek, aslına bakarsanız, köpeğin kafasının çalışması anlamına geliyor. Yani ben emniyet mensubu değilim, ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışmıyorum, ben bomba arattırmayacağım, ben işte ne bileyim devriye köpeği yapmayacağım. Dolayısıyla bu köpeğe bakamam şeklinde bir düşünce, yanlış bir düşünce. Sonuçta siz bir köpek alacaksınız, o köpeğe bir mesai harcayacaksınız. Karşılığında görmek istersiniz ister istemez. Golden alırsınız, ondan sonra bakarsınız, edersiniz, o olur bu olur, Golden sizi ısırmaya başlar. Ondan sonra evinizi kemirmeye başlar, agresiflik göstermeye başlar. Showline Alman çoban köpeği alırsınız, bu videoda da görürsünüz mesela. Bir kedi agresifliği başlar, al başına belayı. Ondan sonra hayatınız boyunca onunla uğraşırsın. Workline Alman çoban köpeklerinde bu tarz şeylerle karşılaşmaz mısınız? Workline Alman çoban köpeklerinde de karşılaşırsınız. Ama eğitilebilirlik açısından çok ama çok iyi oldukları için, aileyle çok iyi uyum sağladıkları için, çok rahat bir şekilde adapte olabildikleri için her zaman işiniz çok ama çok daha kolay olur. Bir şeyi öğretmeniz çok kısa sürer. Hayatı boyunca uygulaması çok rahat olur. Köpeğin sizinle uyum sağlaması çok ama çok rahat olur. O yüzden biz her zaman Workline Alman çoban köpeklerinin, piyasadaki tabiriyle Sable'ların rahatlığını biliyoruz ve kendi köpeklerimizi de o köpeklerden tercih ediyoruz. Dediğim gibi genetik olarak herhangi bir sıkıntısı olmayan Sejereli, Cooper'la aynı soydan gelen Lilith artık benimle beraber. Videolarda da bol bol göreceksiniz. Bu kızla İnşallah uzun yıllarda beraber yaşayacağız. Ama üretir miyiz, üretmez miyiz? Dediğim gibi bu gelecek talebe bağlı. Bu talebin kimden geldiğine bağlı. Onun dışında da köpek almak isterseniz her zaman aklınızda bulunsun. Workline Alman çoban köpekleri tercih edilebilecek en güzel köpeklerden biridir. Anam, güzel bir kız gelmiş oraya. Kiraz, gel kızım. Gel kızım, gel kızım, gel kızım, gel kızım. Gel kızım, işte gerçek bir köpek. İşte gerçek bir köpek. Gözünüz köpek görsün. İşte gerçek bir köpek. Kiraz! French Bulldog'lar da çok tatlı ama ömürleri kısa biraz bu arkadaşların. Onun dışında dünya tatlısı arkadaşlar. Biraz da horlama ve yerlenme problemleri var tabii ki. Bu arkadaş da bu arada ailesi... Kızdır! Bu arkadaşı da bu arada ailesi sahiplendirmek istiyor. İyi bakabilecek bir aile olursa sahiplendirmeyi düşünüyorum diyorlar. Eğer 2 yaşındaydı sanırım. 2 yaşında French Bulldog almayı düşünen arkadaşlar olursa, videonun altında zaten her zaman benim cep telefonu numaram var. Benimle irtibata geçebilirsiniz. Kızım, 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 gel, gel. Hadi koş. Zaten siz de fark etmişsinizdir. Bizim videolarımız hepsi birbiriyle bağlantılı. Sosyal köpeği anlatıyoruz. Sosyal köpekten kastımız nedir onu anlatıyoruz. Sonrasında uygulamalarda gösteriyoruz. Ondan sonra ödüllendirme mekanizmaları, cezalandırma mekanizmaları, zamanlamalar, dozajlar, şunlar bunlar. Hepsini birbiriyle bağlantılı şekilde anlatıyoruz. Burada da bir örneğini gördünüz. Sosyal köpekten kastımız şu: diğer köpekler tehdit değil, kediler tehdit değil. Sahibim rahatsa ben de rahatım. Sahibimle beraber çok rahat bir şekilde her yere gidebilirim. Havlamamı istiyorsa havlarım, havlamamı istemiyorsa havlamam şeklinde köpeğin kafasında bir şekil oluşturması. Lilith'te de Cooper'da da siz bunu... Lilith'te de Cooper'da da siz bunu fazlasıyla görüyorsunuz zaten. Gördüğünüz gibi bir French Bulldog geldi. O da dişi, bizim kız da dişi. Gideyim de şunu parçalayayım, şunu ısırayım havasına hiç girmedi. Ne yaptı? Geldi, oynadı. Ondan sonra tekrardan kendi işine gücüne baktı. O yüzden hangi köpeğiniz olursa olsun mutlaka sosyal yetiştirmeye gayret gösterin. Sosyallikten kastımız herkese yılışması, herkese yalakalık yapması değil tabii ki.
etraftaki arabaları, insanları, kedileri, köpekleri tehdit olarak görmemesi, sizinle beraberken rahat olması, sizinle beraberken her ortama girmesi, siz müsaade ettiğiniz ölçüde insanlarla oyun oynaması, köpeklerle oyun oynaması, müsaade etmediğiniz ölçüde sizin yanınızda sakin bir şekilde kalabilmesi. Videomun bu kısmını da bu şekilde bağlayalım. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saygılar sunarım. Kolay gelsin.